Bizimle birlikte ihaleye 4 aile daha giriyor. Tatar oğulları, Kaçkarlar, Karacadağlar ve Hazarbey oğulları. Başka? Bunlar zaten en büyükleri baba. En iyi teklifi veren alır. Birader, gel bu işten vazgeçelim. Amca, öyle değil de belki başkalarıyla konsorsiyum oluşturabiliriz. Kızım, bizden başka bir dili daha bulabilirsen konsorsiyuma girecek... Ceketimi şuraya asar giderim. 5 yıllık ceketi bir asamadın şuraya abi. Tamam oğlum, bırakıp gideyim. Baba kız yürütün işte işleri. Abi kaçılacak zaman değil. Bu işe girip ya batacağız ya da en büyük olacağız. Tamam. Biraz daha bakayım şunlara. Tamam amcacığım. 2 dakikaya geleceğim ben de. Evladım, Erol Bey'i bağlayın bana. Baba. Ben finans durumuna baktım. Çok parlak değil. O cimri Erol senin gözünü korkutmuştur. Yok, korkudan değil. Adamın sağlamcı biliyorsun. E nakit sıkıntımızı da biliyorsun. Bu ihaleyi alırsak bir sıkıntımız kalmaz. Yeter ki ihaleye girebilelim. Girebilelim derken? Yani şartlar oluşursa. Şartname elimizde baba, ne şartı? Kızım, bu işler sadece kurallarla olmuyor. Senin ihale dediğin eski zamanların savaşı. O saydığım 4 aile de mahşerin 4 atlısı. Şartname savaşın kuralları. Teslim olana kılıç çekilmez, esire işkence edilmez gibi. Savaşı kazanmanın yolu ise hile. Bu sadece iş. Ne savaşı? Hayatta kalma savaşı. Ya sen onları yiyeceksin ya da onlar seni. O zaman biz onları yiyeceğiz. Kim ayakta kalırsa o yiyecek. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Canım babacığım. Sen bizim başımızda oldukça kimse bizi yiyemez. Ben amcamın yanındayım babacığım. Yardım edin!
Çıkmadın Polat abi daha? Çıksa benim burada ne işim var Erhan? Gidecek başka yerim var da sanki. Of of. Yine o kasetleri seyrediyor değil mi? Kaset değil oğlum, DVD. Boş beleş. Sanki bilmiyorum. Ödüm kopuyor abinin sağlığına bir şey olacak diye. Bir insan 40 gün boyunca suikast faili meçhul, suikast faili meçhul, suikast faili meçhul seyreder mi? Of. 31 Ocak 1990. Profesör Doktor Muammer Aksoy evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 24 Ocak 1993. Araştırmacı yazar Uğur Mumcu evinin önünde bombalı saldırı sonucu öldürüldü. 7 Mart 1990. Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç arabasının içinde şoförüyle birlikte öldürüldü. 2 Temmuz 1993. Sivas'ta Madımak Oteli yakıldı. 35 kişi hayatını kaybetti. 17 Şubat 1993. Eski jandarma komutanı Eşref Bitlis'in uçağı teknik bir arızadan dolayı düştü. 17 Nisan 1993. 7. Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldü. Resmi açıklama koşu bandında kalp krizi geçirdiği şeklindeydi. Merhum 1988'de parti kongresi sırasında suikastten kıl payı kurtulmuştu. 9 Ocak 1996. İş adamı Özdemir Sabancı ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Suikaste 3 kişi öldü. 25 Ağustos 2001. İş adamı Üzeyir Gari Eyüp Sultan kabristanında bıçaklanarak öldürüldü. 20 Kasım 2003. 5 gün arayla İstanbul'daki iki sinagog, HSBC Levent Şubesi ve İngiltere Büyükelçiliği binaları bombalı saldırılara uğradı. 4 eylemde toplam 61 kişi hayatını yitirdi. 21 Ekim 1999 sabahı siyaset bilimci Ahmet Taner Kışlalı evinin önünde bombalı bir suikastle öldürüldü. Ünlü iş adamı Çağrı Toros'un ölümünün üstünden 40 gün geçti. Yarın ilk duruşmada sanıklar Mahmut Gündoğdu'yla Ercan Kara mahkemede hakim huzuruna çıkacak. Kaynaklar sanıklardan Ercan Kara'nın duruşmaya çıkmayı reddedeceğini bildirirken yetkililer Toros cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatıldığını bildiriyor. Niye aydınlatılmış? Sadece elimizde tetikçi var. Sayın Başkan, rahatsız ediyorum bu saatte. Müsaitseniz önemli bir konu var görüşmek istediğim. Olacağı şu. Bak görürsün Pirmüz. Bu iş eninde sonunda bize ihale edilir. Biz bir şey yapmadık ki. Gülüm, senin ihale anlayışına tüküreyim. Liberal ekonomiden bir insan bu kadar mı nasibini almaz? İhale dediğim işi çözmek bize düşecek. Neyini çözeceğiz ya? Vuran belli, vurduran belli. Komünist terör. Ya ne alakası var? Boş boş konuşma. Ne zamandan beri sol örgütler plaza camı temizlerken Kalaşnikov'la iş adamı tarıyor? Çıkıyoruz Pürmüz. Emredersin abi. Abi nereye? Ben de geleyim mi? Abdülhalim Memati'yi ara. Üçünüz ofiste bekleyin Erhan. Emredersin abi. Hayırlı uğurlu olsun. Üç silahşörler sahalara döndü. Ben duruşmaya katılacağım amca. Daha fazla canını acıtmaktan öteye gitmez. İlk celse geçsin bir. Görelim bakalım ne oluyor. Sonra gidersin. Dinlemek istiyorum. Babamla ne alıp veremediği olduğunu öğrenmek istiyorum. Oraya gideceksin, daha çok üzüleceksin. Daha çok sinirlerin bozulacak. Bunlar katil. Normal insan değil ki dinleyesin. Üzülmeyeyim de ne yapayım? Benim babam kime ne kötülük yaptı? Benim babam aşağılık bir şekilde öldürülmeyi hak etmek için ne yaptı?
Buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim bu saatte kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Önemli dedin. Uzun zamandır anlatacağım şeyleri düşünüyordum. Malumunuz. Terör meselesine bir şekilde müdahil olmak istedim. Ama müsaade edilmedi. Müsaade edilmedi değil. Demek ki şartlar oluşmadı. Müdahil olmak istediğin konu, 23 yıldır bu toprakların uğraştığı en önemli konu. Fikrimce 23 yıl süren bu sorun, yarın bitirilse bunun en doğru analizini yapmak en az bu kadar zaman alır. Benim davamdan vazgeçme niyetim yok. Ben bu vatana hizmet etmek için yetiştirildim. Ona şüphemiz yok. Sen ve kurumun kamu güvenliği teşkilatı bu vatana hizmet ettiniz ve etmeye de devam edeceksiniz. Bu ülkenin 23 yıldır terörle boğuşmasının sebebini biliyorsun. Biz sadece 3-5 çapulcuyla mücadele etmiyoruz. Mücadelemiz terörü doğuranlar, teröre destek verenler, terörden nemalananlar ve bu ülkeyi güçsüz bırakmak isteyenlerle. Ben bu mücadelenin içinde yer almak istiyorum. Terörle değil, arkasındakilerle. Teröristle değil, onu doğuran, besleyen ve kullananlarla. Sonuna kadar yanındayım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ülkeler eskiden ordularla, askerlerle işgal edilirdi. Bugün durum farklı. Kalabalık, hantal ve düşmanlık uyandırıcı ve çok ama çok pahalı orduların yerini yatırımcılar aldı. Yatırımcılarla bir ülkenin içine kadar girersin. Tek tek bütün kaynaklarını ele geçirirsin. Adın işgalci değil, kurtarıcı olur. Amca, benim bilmediğim bir şey biliyor musun? Ne gibi kızım? Babamla senin, benim bilmediğim, girdiğiniz gizli bir iş, bir ilişki. Ne bileyim, bir düşmanlık var mı? Yok kızım. Bizim ne gizli işimiz olacak? Peki, bu sol örgüt bizden bir şey istedi de biz vermedik mi? Yok kızım. Bizden kim ne isteyecek canım? Örgütün ben de herkes kadar adını sanını bilirim ama nedir ne değildir bilmem. Sen bilmeden babamı tehdit etmiş olabilir mi? Benimle ilgili özellikle. Bize şu kadar para ver yoksa kızını kaçırırız diye. Yo. Bunlar servet düşmanı. Tehdit etmelerine gerek yok ki. Hem tehdit etseler biz de tedbirimizi alırdık. Rahat rahat gezmezdik. Peki o zaman kim ve neden babamı öldürttü? Benim kardeşim vatanını milletini seven bir iş adamıydı. Bu teröristler muhakkak ki yaptıkları işten memnundurlar. Ellerini buladıkları kanla övünüyorlardır. Bu dedikçileri kim tuttuysa eminim ki onlar bu vatanın ve milletin düşmanları. Adam doğruları söylüyor. Biz daha bu aileyi niye dinliyoruz ki? Belli ki bunlar bizim kafamızdan oldukları için kayıp vermişler. Dinlemenin birinci şartı. Yorum yapmayacaksın. Sadece dinleyeceksin. Son 20 yılda cereyan eden bütün toplumsal olay, suikast ve önemli faili meçhul cinayetleri inceledim. Her biri bu ülkede bir şeylerin seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz ay bu zincire yeni bir halka daha eklendi. Çağrı Toros. Benim araştırdığım kadarıyla dürüst, temiz, bu ülkenin çıkarlarını gözeten bir iş adamıydı. Onu kim, hangi çıkarları için öldürttü? Araştırıyoruz.
Eminim araştırıyorsunuz ama bu süreçte bu cinayetin sadece bir örgüt tarafından işleniyor olmasını kimse bana anlatamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler, Avrupa Birliği süreci, ihaleler, yanı başımızdaki Irak-İran krizini hiçe sayabilir miyiz? Hayır. Tabii ki Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Ama ben sana şu şuna hazırlıyor. Bu bunun için öldürttü diyebilecek durumda değilim. Bu suikastı araştırmamı KGT'nin görev alanında değerlendirmenizi istiyorum. Kurum senin, görev senin. Tetikçiyi sorgulamak istiyorum. İşte o senin görev alanında değil. Sizin görev alanınızda. Ve bana bunu sağlayabilirsiniz. İmkansız. Çok önemli. Sadece yarım saat istiyorum. Polat Alemdar, adam cezaevinde. Seni hangi sıfatla içeri sokayım da tetikçiyi sorgulatayım? Ben ona gidemiyorsam, o bana gelir. Vallahi bilmiyorum abi. Bana söylediği izinler iptal. Operasyona gidiyoruz. Ne izni lan? Buna gün doğdu yine. Ne operasyonuymuş? Ne demek ne operasyonu Abdül? Boşuna mı seyrediyor o kadar kaseti? Erhan. Abi sana ne dedi sen onu söyle bakalım. Memati ile Abdül'e gelsin dedi. Bir de ben Eder 3. Daha bir de bir şey mi söylesin? Resmen operasyon. Ayarlarım. Sadece 10 dakikan olacak. Eğer bu ortaya çıkarsa ya da yakalanırsanız bir şekilde, seni de tanımıyorum, sana yardımcı olacak çocukları da. Tamam, razıyım. Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin. Usta, bu sefer kimle savaşıyoruz? Ne savaşı Memati? Yapma abi. Savaş yok. Sadece bu faili meçhullerden yola çıktım. Bizim insanımızı kimler öldürüyor? Niye yapıyor? Suikastler niye işleniyor? Uğur Mumcu niye öldürülüyor? Özal'a niye suikast düzenleniyor? Özdemir Sabancı, Üzeyir Garih, HSBC'nin havaya uçurulması, Danıştay baskını, Hrant Dink cinayeti derken bir baktım ki... Anlaşıldı abi, anlaşıldı. Biz terörden çıktık diye düşünürken sen öyle bir mevzuya girdin ki dost kim, düşman kim belli değil. Her taraf tuzak. Her taraf pusu dolu. Kurt ne zaman pusudan korkmuş ki şimdi korkalım? Tutuklu sanık Mahmut Gündoğdu getirildiği görülmekle sanık kelepçesiz olarak huzura alındı. Ve diğer sanık Ercan Kara'nın gelmediği görüldü. Açık duruşmaya başlandı. Tutuklu sanığın kimliğinin tespitine geçildi. Sanık Mahmut Gündoğdu. Baba adım. Ahmet.
Hah, çıktı. Arkadaşlar sizi dışarı alalım. Çıkışta da sanığın fotoğrafını çektirmeyeceğiz. Aa, ama lütfen bir açıklamayız. Arkadaşlar emirler böyle, lütfen dışarı. Gazeteci arkadaşlara yardımcı olun. Gayet böyle fotoğraf almamızı engelliyorlar. Komutanım, sanık link aracına bindirilirken fotoğraf alalım hiç değilse. Arkadaşım, mümkün değil. Şartları zorlamayın, zorlaştırın. Lütfen. Bizim adam bu herhalde. Bizce iddianame eksik açılmıştır. Gerçek failler tespit edilmeden iddianame düzenlenmiştir. Huzurunuzdaki şahıs tetiği çeken şahıstır. Ancak kendisi bir maşadan başka bir şey değildir. Mahkemenin görevi olayı bütün unsurlarıyla aydınlatıp maddi gerçeği bulmaktır. Bu yargılanma sonucunda gerçek failler ve azmettiriciler çıkmadığı sürece Türkiye'de bundan sonra da maalesef çok sayıda faili meçhul cinayetlerin gerçekleşeceği apaçık ortadadır. Biz sanığın ve sanığın ardındaki esas faillerin cezalandırılmasını Yüce Mahkemeden talep ediyoruz. Başka bir şey var mı? Yok efendim. Ben bir şey sorabilir miyim efendim? Sayın Başkan, herhalde müvekkilimin ekleyecekleri var. Nedir? Sen babamın sesini duydun mu hayatında? Ömründe bir kelime ettin mi? Konuştun mu? Tanıdın mı? Hayır. Ama ifadende babamın ne kadar öldürülmeyi hak ettiğini, toplum düşmanı olduğunu anlattın. Bir insan hem öldürülüp hem de mahkum edilir mi? Böyle aşağılık bir şey olur mu? Kızım, burası mahkeme salonu. Konuşmalarına dikkat et. Özür dilerim. Ama bunu tanımlayacak başka bir şey bulamıyorum. Bir insan, bir insanın canına kıyıp, bir de bununla övünüyorsa buna ne demeli? En büyük yalan, birilerini öldürüp, bunu ülke için, vatan için, yurt için devrim yaptığını söylemek değil mi? Sen bu vatan için, bu millet için, hadi onu da geç. Kendi ailen için, annen baban için, varsa çocukların için ne yaptın? Haklısın. Hiçbir şey yapmamışım. Seni de öldürseydim tam bir şey yapmış olacaktım. Kes sesini. Kötü günlerde birbirimize elbet destek olacağız Selçuk. Bu dünyanın kuralı rekabet ama rekabetin de bittiği yer var. Ha Çağrı kardeşin gitmiş, ha Fikret kardeşim gitmiş. Teşekkür ederim Kudret Bey. Nezaket gösterdiniz, buraya kadar teşrif ettiniz. Estağfurullah. Her zaman, her zaman güzel kardeşim. Abim bizlere talimat verdi. Toroslarla ilgili bütün işlemlerde gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda. Sağ olun, var olun. Kardeşimin sağlığında da ticari sıkıntılarımız vardı. Ancak ani ölümü bütün işlerimizi zora soktu. Malum işlerini gençlere devretmeyi çok severdi. O yüzden yeğenim işlerin büyük kısmından sorumlu. Ama o da çok genç ve toy. Bütün bunlar birleşince, açıkçası siz yabancı değilsiniz. Durumumuz pek parlak değil. Bak, diyorsan ortaklık, istiyorsan devir, gerekiyorsa kredi. Hazar Bey oğullarını kendi ailenden farklı görme Selçuk. Sizin kız bizim çocuklarla görüşsün. Gereğini yapsınlar. Kim bunlar? Ahmet Kudret ve Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu kardeşler. Hazar Beyoğlu Şirketler Grubu öyle mi? Evet.
Tekstil ve turizm karteli aile. Doğalgaz işinde de tekel. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu, petrol, kara para, insan kaçakçılığı işlerinin tamamına bulaştıkları düşünülüyor. Tahmini servetleri resmi ve gayri resmi rakamlarla 50 milyar dolar. Ailenin reisi Kudret Bey. Durun bir saniye, sanık çıksın. Ahu Hanım. Efendim. İyi misiniz? İyiyim. Gidelim değil mi? Gidelim efendim. Diğer araçlara geçin, sanığı ben götürürüm. Ama komutanım. Ne emrediyorsam o, hadi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kes lan sesini, yürü. Neden jandarmalar gelmiyor? Neden tek biniyorum? Beni infaz mı edeceksiniz? Bin. Ne oluyor? Büyük balık yakaladık. Ver bakayım sen o makinayı. Beni öldürmeye mi geldin? Sorularıma cevap verirsen sana bir şey yapmayacağım. Ben kötü bir şey yapmıyorum. İşimi yapıyorum. İşini yapmana bir şey diyen yok. Bırakın beni gideyim o zaman. Bırakacağım. Bir sakin ol, patlama. Bak gülüm. Sen beni görmedin, ben seni görmedim. Sen bu resimleri çekmedin, ben bunları silmedim. Sen beni tanımazsın, ben de seni tanımam. Anlaştık mı? Bu yaptığınız suç. Bak bakayım gözlerime. Sen bende suç işlemekten korkan gözler görüyor musun? Thank you.
Öldürme emrini kimden aldın? Cinayeti bilerek ve isteyerek devrimci yurtseverler adına kendim işledim. Emri kimden aldın? Seninle işbirliği yapmayacağım. Sen plazanın yolunu mu bilirsin Angut? Kalkmış bir de devrimci jargon döktürüyor. Gün gelecek, sizin gibi işbirlikçilerden de hesap sorulacak. Sıra sizde. Seni gebertirim. İtlik etme. Adam gibi sorularıma cevap ver. Emri kimden aldın? Hadi gidelim. Gazeteciyi niye bıraktığını anlamadım Memati abi. Bir şey de anlama. Eksik kal Eren. İyi de konuşacak şöyle oldu böyle oldu diye. Elinde resim olmadıktan sonra isterse hiç susmaz. Sen yola bak, bırak çene çalmayı. Sen de haklısın. İfade özgürlüğünün bu kadar kıymetsiz olduğu bir yerde gazeteci konuşsa ne olur? Erhan konuşsa ne olur? Peki abi bu tetikçinin sevgilisi örgütten niye kaçmış? Kaç dakika kaldı Eren? 5 dakikadan az. Senden işaret gelir gelmez ben kamyonu gazlarım. O saatten sonra da evelallah konvoy monvoy kalmaz. İstiyorsa Polat abi sabaha kadar sorgulasın lavuğu. Şu işi kazasız belasız bir atlatsaydık. Ercan niye duruşmaya gelmedi? Seni harcayacaklar değil mi? Seni ilk fırsatta öldürecekler değil mi? Ercan görüşmedi içeride seninle değil mi? Haber gönderdi sana değil mi? Aslansın, kaplansın, firar edeceksin. Avrupa'ya gidip özgürlüğüne kavuşacaksın. Değil mi? Beni konuşturamazsın. Boş ver de sen konuşmayı. Bu enayiliği nasıl yaptın sen onu anlat. Silahı sıkan Ercan değil nasılsa. O bir yolunu bulur. Af maf çıkar. Ya sen? Sen zaten burada benimle görüştün ya. Bittin. Bu geceyi çıkaramazsın. Diğerlerine söyle böyle bir şey yaşanmadı. Her şey aramızda kalacak, tamam mı? Emredersin komutanım. Sevgilin nerede? Benim sevgilim yok. Tabii. Örgüt içinde sevgili olur mu? O zaman nerede kalır her şeyi feda etme? Kendinden vazgeçme. Dayanamadın değil mi Servi'ye? Abayı yaktın değil mi? O aslında seni baştan çıkardı ama ne yaparsın? Gönül işte. O yüzden kahramanlık yapmaya kalktın değil mi? Servi'nin hayatını kurtarmak için. Kıza da dedin ki ikimizi de öldürürler. Ben Toros'u vuracağım. Sonra ikimiz Avrupa'ya kaçacağız. Öyle mi?
Yalan. Ercan işi çözdü. Senin gibi korkak ben tetiği çekerim dediğinde çözdü işi. Peki Ercan Selvi'yi yaşatır mı? Seni yaşatır mı? Davaya ihanet edenin cezası ölüm değil mi? Kız hamile değil mi? Çalıştır usta. Tamamdır Ercan. Memati abi biz hazırız. Hadi koçum. Bir sıkıntı istemiyorum. Abdüle geliyoruz. Anons et öndekilere devam etsin. Devam edebilirsiniz. İşte budur. Bas gaza. Tamam gidebiliriz. Tamamdır. Abi, konuştu mu adam? Tetikçi ne bilecek ki ne konuşsun Abdüley? Ama elimize düştü. Yemi yuttu. Burada ne işi var? Kimin abi? Gazetecinin. Takip edelim mi abi? Bir şey yok da lüzumsuz yere üstüne gidersek başımıza bela olur. Erol Bey, finans durumumuz ne? Benim karanlık tablo çizmemi sevmediğinizi biliyorum Ahu Hanım. Ama bu sefer inanın ben bir şey çizmiyorum. Tablo çok karanlık. Fransa'dan beklediğimiz kredi ne aşamada? Askıda. Tahmin ediyorum babanızın vefatından sonra şartları yeniden gözden geçiriyorlar.
Bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Gürcistan'daki alacaklarımız? Yeni bir erteleme istediler. Bastıramıyor muyuz? Rusya'daki hukuk bürosuyla temasa geçtim. Bastırmamızı tavsiye etmiyorlar. Neden? Doğu bloğunda işler hukuktan çok ikili ilişkilerle yürüyor Ahu Hanım, malumunuz. Sanki Batı'da farklı. Çıkış planınız ne? 3 tane ihtimalimiz var. Ya satıp bütün işlerden çıkacağız, ya ortak bulup küçük paya razı olacağız, ya da... Ya da ne? Dinlemeyi cezaevine yoğunlaştırın Hikmet. Tetikçi kesinlikle dışarıdan birileriyle temas etmek isteyecek. Tamamdır. Niye dışarıyı arasın ki? İçeridekilere söyleyecek olanı. Örgütten mecbur saklayacak Abdüley. Benim tahminim gözü iyice korktu. Dışarıda kimi arayacak usta? İşte onu arıyoruz Memati. Aradığı adamın üstüne Memati ile Abdüley gitsin. Peki ben abi? Aradığı adam bir yerleri ararsa oraya sen, Eren, Nevzat paslaşıp gidin. Herkes birbiriyle koordineli olsun. Hı-hı. Tuncay bugün çıkıyordu değil mi? Evet usta. Ben almaya gideceğim. Hikmet. Tuncay'ın yapısı biraz farklı. Hastaneden de yeni çıkıyor. Yani? Gitme çok üstüne. Bana çok lazım. Deli deliyi görünce çomağını saklar. Sen merak etme. Selçuk Bey, acınız büyük. Kelimeler acınızı dindirmeye yetmez. Ancak böyle zamanda dostluklar belki bu acıları bir parça olsun hafifletir. Eksik olmayın. Durumunuz biraz sıkıntıda diye duydum. Belki kuracağımız ortaklık bu sıkıntıyı bertaraf eder. Sağlık sektöründeki en büyük şirketler grubuyuz. Hastanelerinize yapacağımız ortaklık teklifini bir jest olarak değerlendirmenizi arzu ediyorum. Ziyaretinizle bizleri şereflendirmekle birlikte rahmetli kardeşimin ruhunu da şad ettiniz. Lakin Turan Bey, bizim hastanelerimiz kar amacından çok ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek amacıyla kuruldu. Çalışan doktor arkadaşlarımızla da ortaklık prensibimiz bu. Zaman farklı bir zaman Selçuk Bey. Uçaklarda ne diyorlar? Oksijen maskelerini önce kendinize, sonra çocuğunuza takın. Bugün ihtiyaç sahibi olan siz değil. Müsaade edin maskeyi takalım, bir oksijen alın. Sonrasını sonra değerlendiririz. Adamın Türk olduğuna bin şahit ister. Hitler Almanyası'nda bile böylesini zor bulursun. Kaçkar ailesi böyle efendim. Sizin notlarınızdan okudum. Bir aile hem medikal hem inşaat hem de kumarhane işinde aynı anda olur mu? Daha enerjisi, medyası var. Silah var. Nereden baksan 35-40 milyar dolar da parası var. Cezaevinden ses yok mu? Henüz yok efendim. Kız ne yapıyor? Toros mu? Toros. Evde, toplantıda. Diğer kulaklığı versene. Asla vazgeçmeyi, pes etmeyi kabul etmiyorum. Siz bilirsiniz. Ama bir hafta içinde 50 milyon dolar sıcak para girmezse... zaten alternatiflerimiz otomatik olarak ikiye düşer. Sadece evim o kadar para eder. O babanız ölmeden önceydi Ahu Hanım. O ne demek? Bugün biz ipotek için başvursak evinize verecekleri değer 10 milyon dolar. O da verirlerse. 50 milyon dolardan bir kuruş aşağıya satmam.
Zaten satmam da, satacak olsam. O zaman parayı nereden bulacağız? Amcamın yok mudur parası? Amcanızın her şeyi ipotekli. Yurt dışında parası varsa da yengeniz, affedersiniz, zırnı koklatmaz. Jüli de benim yengem değil. Yengem öldü. Ayrıca borç bu, hibe değil ki. Ev konusunda ciddi misiniz? Yani vazgeçmektense her şeyden satarım daha iyi. Ama piyasada bu kredimizi çok hızlı tüketir. Evlerini satıyorlar. Battı bunlar derler. Sanki demiyorlar da Uygar Bey. Demelerinden ziyade bu delil olur. 3 liralık malımız bire düşer. Benim umurumda değil kim ne dedi, ne yaptı, ne düşündü. Ben ölsem de davamdan vazgeçmem. Bu yolda değil evimi, gerekirse her şeyi satarım da yine dönmem. Benim bu kıza yardım etmem lazım. İşitemedim efendim. O yüzden birlikte çalışıyoruz Tamer. Neyi işitmemen gerektiğini bildiğin için. Akılla ve sükunetle aşmamız lazım bu krizi. İpotek işi için bir İnci ile konuşayım diyorum. İnci? İnci Tataroğlu. Davut Tataroğlu'nun kızı. Evet, ne oldu ki? İyi mi aranız? İngiltere'den arkadaşım. Çok iyidir İnci. Ah hanım, onlar en büyük. Eğer aranız gerçekten çok iyiyse, istediğimiz her krediyi alırız bankalarından. Ne ipoteği? Gerçekten mi? Alırız almasını da, her şeyi kaybetmeye razı mısınız? Gel. Müdürüm Mahmut Gündoğdu'yu getirdim. Gelsin. Gir içeri. Ne var, ne istiyorsun Gündoğdu? Ortalığı ayağa kaldırmışsın benimle görüşeceğin diye. Yalnız görüşebilir miyiz? Sen kimsin seninle yalnız görüşeceğim? Şikayet edeceğim. İstiyorsan yazılı şikayet edeyim. Ne şikayetiymiş? Yine cezaevimizin hangi şartını beğenmediniz? Ring aracının içinde Polat Alemdar'ın ne işi var? Ne diyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Beni hücreye attınız. Telefon hakkımı kullandırtmadınız. Madem can güvenliğim yok, bari telefon hakkımı kullanayım, avukatımı arayayım. Sen önce bir ağzındaki baklayı çıkar da, sonra telefon melefon konuş. Baklamakla yok. Adam elini kolunu sallayarak ring aracına biniyor. Beni tehdit ediyor, sorguluyor. Hani can güvenliğim? Ulan sen Polat Alemdar'la muhatap olsan, karşıma çıkıp konuşabilir misin? Yaşar mısın? Yıkıl karşımdan yalancı. Kime ne şikayet ediyorsan et. Telefon hakkımı ver müdür. Bakan bir telefon edeyim. Yoksa cezaevini başına yıkarım. Davut Tataroğlu istesin, bizim sıkıntılarımız 3 saniyede biter. Ama onlar yutmayacakları bir lokmayı ağızlarına atmazlar. Ben sadece İnci'yi tanıyorum. Diğerlerini sadece babası, abisi diye tanıyorum. Davut Tataroğlu, bu ülkede sizin ismini duyduğunuz bütün iş adamlarından daha zengin ve güçlü bir adam. En büyük gücü ise hiç ortada olmaması. 60 milyar doların üstünde parası olduğu konuşuluyor. Öyle bir para dünyada kimsede yok. Bırakın Türkiye'yi. Nereye yok? Siz bakmayın Forbes'un listelerine. Onlar vergi listelerinden hazırlanmış. Dünyada hangi kredi şirketine sorsan Tataroğullarının adını ezbere bilir. Bizim İnci. Sizin İnci'nin babası Davut Bey'in inşaat işinden medyaya, medyadan silah ticaretine, resmi ve gayri resmi petrolden madene,
bankacılıktan finansa girmediği ya da yönlendirmediği bir sektör var mı acaba? Yani onlar bize yardım edelim derlerse ben size derim ki geçmiş olsun Ahu Hanım. Ceketinizi alın, ülkeyi terk edin. Geçelim. Toroslar'a ne yaptınız? Davut Bey, şirketin yönetimi Çağrı'nın kızında. Selçuk ne yapıyor? O işlere çok karışmıyor. Yeşil gözlü kız değil miydi o? Benim arkadaşım Ahu. Çok akıllı, iyi bir kızdır. Akıllıysa anlaşırız. Madem senin arkadaşın, madem zor günleri, destek olalım. Hazar Bey oğulları inşaat şirketlerine göz koymuş durumda. Kaçkarlar hastanelerine, Karacadağlar'da gayrimenkullerine. Kaçkarlar hastaneyi alır. Ne yapar eder alır. Biz Torosları desteklersek Hazar Bey oğulları hiçbir şey alamaz. Karacadağlara gelince. Arsaları çok kıymetli. Kaptırırsak ileride büyük pişman oluruz. 60 yıl geçti. Hiç pişman olduğum olmadı damat. Bak, kızım bile sana verdim, pişman olmadım. Niye güvendim sana? Yalçın'ın kardeşisin de ondan. Demek ki güvenince insan en kıymetlisini bile verir. İnci, arkadaşına sahip çık. Yazıktır, babasını kaybetmiş. Sen nasıl istersen baba. Kız bana aşıktı. Hiç olmayan oldu mu? Olmadı. Oturup açmalarını mı bekleyeceksin? Yok abi. Bizim onların hastanelerine ihtiyacımız yok ki Turan. Boşuna para kaybı. Öyle değil karıcığım. Bu bir savaş. Madem herkes onların bir şeyine çökecek, bizim de bir şeylerini almamız lazım. İyi de neden? Gücünü nerede deneyeceksin ki? Talip oluruz mallarına. Bakarız bizden başka kimler var ve güçleri nereye kadar. Ona göre de stratejimizi belirleriz. Ayrıca ben medikal işindeyken kusura bakmasın, başkasını o işte yaşatmam. Hele de bunlar gibi hayalperest idealistleri. Bedavaya hasta bakmak. Devlet misin sen kardeşim? Ki o bile bedavaya bakmıyor. Neredesin aslan yeğenim? Spordaydım amca. Nasılsın yenge? Oğlum bu Torosların kızı var ya. Şu babası öldürülen kız. O işte. Sen onunla takıl. İşimiz var. Duygusal mı, business mi amca? Sanki senin çok duygun var da. Haksızlık ediyorsun yenge. Bulamadım gönlüme göre birini. Ne yapayım? Ben buldum işte sana. Bitir işi. Ahu Hanım, misafiriniz var. Misafir beklemiyorum. Sizinle görüşmek istiyormuş efendim. Kim görüşecekmiş? Polat Alemdar. Müzik
Buyurun efendim. Ahu Hanım sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Polat Alemdar. Ahu. Memnun oldum. Beni görmek istemişsiniz. Öncelikle başsağlığı dilemek isterim. Teşekkür ederim. Acınızı içtenlikle paylaşıyorum. Bu randevusuz ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim? Kendime uygun bir ev arıyorum. Evinizi satma gibi bir düşünceniz olabilir mi? Müdür bey terbiyesizliğini bu seferlik affetti. Telefon açabilirsin. Ne evim ne de herhangi bir mülküm satılık değil. Ben satılık mı demedim. Böyle bir düşünceniz var mı diye sordum. Hayır yok. Pardon ama böyle bir düşüncem olabileceği kanaatine nereden vardınız? Böyle bir kanaatim de yok. Sadece sormak istedim. Hayır, birinden bir şey mi duydunuz? Biri size benim evimi satabileceğimi mi söyledi? Öyle bir düşünceniz yoksa bunu bana kim söylemiş olabilir ki? Affedersiniz. Sizi tanımıyorum. Ama karşıma çıkmış bana evinizi satar mısınız diyorsunuz. Biraz tuhaf değil mi? Ben satar mısınız da demedim. Satacak olursanız talibim dedim. Bir dakika, bir dakika. Ben sizin evinize gelsem, böyle bir şey desem, siz ne dersiniz? Ne ikram edebilirim derim. Hayır, size bir şey ikram etmeyeceğim. Ben size bana bir şey ikram edin demedim ki. Ama yaptığınız ayıp. Bakın Ahu Hanım. Ben sözüme acınızı paylaştığımı söyleyerek başladım. Ama siz sözümü kesip bana ne istiyorsunuz dediniz. Bu ilk ayıbınız. İkinci ayıbınız sizden bir şey isteyeceğimi düşünmeniz. Yani beni tüccar olarak, hatta kabacasını söyleyeyim, mafya olarak görmeniz. Oysa beni tanımıyorsunuz bile. Ben öyle bir şey demedim. Üçüncüsü, ön yargınızın üstüne tuğlalar koyup bir duvar inşa etmeniz. Niyetini bilmediğiniz bir insanı ayıplamanız. Sizi daha fazla incitmek istemem ama belki de sadece buraya sizin yanınızda olduğunu söylemek için gelmiş bir adama görüntünüz, aileniz ve tahmin edebileceğim eğitiminiz üzere davranmadınız. Beni yanlış anladınız. Siz beni yanlış anladınız. Bu telefon numaram. Evinizi satmaya karar verirseniz arayabilirsiniz. Malumunuz, benim gibi adamlarda değerinin üzerinde ödeme yapacak kadar çok para vardır. Kim çekmiş fotoğrafları? Bizim adliye muhabirlerinden biri. Senden başka kim biliyor bunu? İşte bizim kız, bir de istihbarat şefi. Çağır bakalım şu muhabirini. Burada zaten Yalçın Bey. Gel kızım. Sen mi çektin bunları? Evet efendim. Kim seni tehdit etti? Polat Alemdar'ın sağ kolu Memati Baş. Kimseye söyledin mi bunları çektiğini? Hayır efendim, söylemedim.
Sadece şefim, müdürüm ve siz. Gazetede görene kadar kimseye bir şey söyleme kızım. Teşekkürler, çıkabilirsiniz. Hı hı. Cezaevinde kimin neyini nasıl dinleyeceksin? Resmi görevlilerin telefonundan aramaz ki bu adamlar. Bize alakadar etmez nereden aradığı. E nasıl olacak ya? Biz adamın sesini televizyona verdiği beyanatlardan kaydettik. Bilgisayara aktardık ve kodladık. O ses Türkiye'nin neresinden kimi ararsa arasın bizim kayıtlarımıza takılır. Hadi canım. Sen şimdi benim sesimi kodlasan, her numaradan dinleyebilir misin? Dinleyemem. Ama yerini, izini bulurum. E bu insan haklarına aykırı. Nerede hürriyet? Nerede gizlilik? Hani mahremiyet? Bu bir şey değil ki. Hürriyet, bağımsızlık diyorsun. E senin her şeyini yurt dışından takip edebiliyorlar. Ha benim. Senin değil. Kimi istiyorlarsa onun. Konuştukların, yazdıkların, yaptıkların, yapmadıkların, her şey kayıt altında. Dinden, diyanetten bahsetmiyorsun değil mi Tamer kardeş? Teknolojiden bahsediyorum. Beynimizin içini de dinliyorlarsa Nevzat'ın yüzüne nasıl bakarım bilmiyorum. Gerçi bir tek onun işi rahat. Sıfır düşünce, sıfır açık. Efendim, müsait misiniz? Gel Yalçın, gel. Efendim, çocuklar enteresan bir şey çekmişler. Bana getirdi yayın müdürü. Ben de size göstermek istedim. Nedir bunlar? Çağrı Toros işinin tetikçisini cezaevine götürürlerken Polat Alemdar ziyaret etmiş belli ki. Onunla onun ne işi var? Bilmiyorum. Çocuklar gazeteye bassınlar mı? Önce ne işi varmış orada onu bir çözün. Fotoğraf bu. Nasılsa eskimez, bozulmaz, kokmaz. Elinizde kalsın. Emredersiniz. Sen de bir bak şu işe. Neymiş, neyin nesiymiş. Nereden sarmış bu işi anlamadık ki. Allah Allah. Canım benim. Gelemedim sana, kusura bakma. Aradın ya İnci. Nasılsın? Nasıl oldun? Kötüyüm. Nasıl olayım? Her geçen günde daha kötü oluyorum. Çok zor ya. Babamı kaybetsem çıldırırdım herhalde. Sen yine güçlüsün. Alo. Bu ne işe yarıyor? Arada en sonunda. Sen hattı tut, ben abiye haber vereyim. Polat Alemdar diyorum. Evet. Ben kimseyi satmadım, satmam. Tanımıyor musun beni?
Selvi'den haber var mı? Bana bak. Ya bir haftaya beni buradan kaçırırsınız ya da... Aradığı yerin adresi. Memati, iş sizde. Tamam abi. Aradığı evi de takibe aldın mı? Aldım efendim. Ancak hala cezaeviyle konuşuyor. Erhan, söyle Eren'e arabayı hazırlasın. Çıkacaksınız. Tamam abi. İşler nasıl gidiyor? Aslında iyi. Ama biraz finans sıkıntımız var. E niye haberim yok? Beni biliyorsun İnce. Sevmiyorum seninle iş konuşmayı. O başka, bu başka canım. Kocan nerede? Bilmiyorum abi. Aha. Ben bu kızı bir yerden tanıyorum. Ahu ben. Nasılsınız? İyiyim. Sen? İyiyim. Döndün mü Türkiye'ye? Evet, buralardayım. Haftaya parti vereceğim. İnci ile irtibatta ol. Muhakkak gel. Tamam mı? Abin hiç değişmemiş. Her zamanki gibi kıl. Karacadağların bankası güya kredi verecekti ama... ...niyeyse iş uzadıkça uzuyor. Sen onlara niye gidiyorsun ki? Hiç fırsatı kaçırırlar mı? En ağır şartları dayatmadan bir şey vermezler. Selçukcuğum, artık dünya yaşanmaz bir yer. Yahu İstanbul eskiden en güvenli şehirlerden biriydi. Bu şartlar altında nasıl parayı burada tutacaksın? Yatırımcıya nasıl gel diyeceksin? Hala da güvenli Celal Bey. Kardeşimi sokak ortasında vurmadılar ki. Ofisinde vurdular. Öyle de Selçukcuğum. Kim almış bu katilleri temizlik işine? Artık evimizde uyuyamaz, ofisimizde iş yapamaz hale geleceğiz. Vallahi bizim için o ikisi de zaten bitti. Hele sizin kredi raporlarını görünce. Onlarla abimin alakası yok Selçuk Bey. Tam sizin finans meselenizi halledecektik. Ama bu hadiseden sonra kimseyi ikna edemiyoruz. Sanki bir el size dur diyor. Sankisi mi var Celal Bey? Kardeşim öldürüldü. Bundan büyük dur mu olur? Biz bunu aşmak için buradayız. Bundan böyle kardeşlerin bizi Selçuk Bey. Cemal'e tam yetki veriyorum. Ne kredi istersen getirsin, gözü kapalı imzalarım. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Selçuk biriyle anlaşmış. Bu kadar rahat olsun mümkün değil. Kiminle diyorsun? Kiminle olacak? Sibirya kurduna kendini kaptırmış. Adres bu, anlamıyorum ki. Abi sen adresi bırak. Ne işe girdik? Ne var Abdüley? Sen de bunu deyip duruyorsun. Abi sen hakikaten farkında değil misin? Ya Abdüley. Bu saatten sonra kuru yemiş işine giremeyeceğimiz aşikar. Ne gele gele. Sağdan dön.
Aradı. Adres yazıyor mu adres? Bir dur Erhan. Hadi koçum. Haber verin. Tamam abi. Bu da birilerini arayacak. Her şey için çok teşekkür ederim Doktor Bey. Sağlığımı ve ikinci ömrümü sizlere borçluyum. Estağfurullah. Ne zaman başını sıkışsa gelin diyeceğim ama... Oh, Allah korusun. Artık siz bizim mekanımıza teşrif ederseniz biz sizi ağırlarız. Memnuniyetle. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Evet Hüsnü Bey kardeşim. Vakit ayrılık vaktidir. Size burada hizmet edebildiysem ne mutlu bana. Hizmet ne kelime, rica ederim. Ben burada sizin bir kardeşliğinizi, bir dostluğunuzu, bir mesai arkadaşlığınızı gördüm. Hakkınız ödenmez. Büyüklerimizden böyle sözler bizi ölsem de gam yemem noktasına getiriyor. Tuncay Bey, eğer kabul ederseniz ben devlete 30 yıl hizmetimi tamamlayıp yanınızda bir büyüğüm olarak ömrümü sürdürmek istiyorum. Gerçekten mi? Tabii kabul ederseniz. Gerçekten çok mesut olurum. Allah biliyor. Buradan kurtulmak bir tarafa, sizden ayrılmak bir tarafa. Hakikaten beni çok mutlu edersiniz. O zaman emekliliğinizi alır almaz bekliyorum. Ben aldım bile emekliliğimi. Artık sağlık memuru Hüsnü Yalın Kılıç sizin memurunuz. Emrinizdeyim. Aradı. Aranılan numara... Burası cezaevi değil mi? Tetikçiyi vuracaklar. Lan Eren oğlum, her şeyini takip ediyorlar diyorum. Sen sağa mı sola mı diyorsun? Abi ne tarafa döneceğiz buradan? Sola dedik, sola. Acaba Polat abi ne zamandan beridir bu hacker Tamer'le çalışıyor? Niye ki? Bu Tamer'i bir dinlemen lazım. Eğer bu dinleme işi epeyden beri varsa, kim bilir telefonda neler dedik. Abi buradan ne tarafa gideceğiz? Ya Eren, davay diyorum Eren. Davay, davay. Dehadinin Rusçası. Sen dön sola tekrar. İnsan bir sağ olasınlar. Git müdürün desin. İnsanlık sorduğuma bak.
Nasılsın Can Polat? İçeride kimimiz var dayı? La çok şükür kimsemiz yok Can Polat. Onu demiyorum dayı. Sana bir isim versem onun hayatını kurtarabilir misin? Kimmiş o kadar önemli? Can Polat hayırdır? Dayı bu Mahmut Gündoğdu. Toros. Çağrı Toros'u vuran. O. Onun biraz daha yaşaması lazım. Ben bir bakayım. Zor iş. Ama hallederiz inşallah. Çok lazımsa kaçıralım içeriden. Dayı yok. Daha yeni soktuk zaten. Orada lazım. Nasıl istersen. Abi, burada öyle biri olmadığı gibi burası bizim takip edebileceğimiz cinsten bir yer değil. Hem üzüldüm hem sevindim. Sevindiğim Hacker Tamer kardeşin yanılmış olması. Demek ki teknolojinin de bilemediği şeyler varmış. Alo, bize yanlış adres vermişsin kardeş. Eren not al. Yeni yer mi burası? Yaz, adam yer değiştiriyormuş sürekli. Abi galiba bu sokak. Buraya ilçe diyenin... İki saatte bir sokağı bulamadık. Gireyim mi içeri? Gir, daha ne duruyorsun? Geçmiş olsun. Şükür geçti. Her şey geride kaldı. Ne güzel. Hizmetinizdeyim. Estağfurullah. Yardımınıza ihtiyacım var. Tam zamanında yetiştiniz. Elimden ne gelirse. 80'li yıllarda bürokrattınız. Özellikle 80'lerin sonunda, 90'ların başında ard arda cereyan eden faili meçhullerle ve suikastlerle ilgili ne biliyorsanız anlatmanızı istiyorum. Özel olarak merak ettiğiniz bir olay var mı? Özal suikasti. Geçmiş olsun kardeş. Sağ olun hepimize. Bu arada kendimi takdim edeyim. Ben Hüsnü Yalın Kılınç. 30 yıllık devlet tecrübesinin ardından Tuncay Kantarcı Beyefendi'nin özel kalem müdürüyüm. Memnun oldum. Gel. Sayın Başhekimim, Sıhhiyeci Hüsnü kayıp. Nasıl kayıp? Dışarı bile çıkmayan adam. Kayıp efendim, hiçbir yerde yok. Gelir, gelir. Nereye gidecek deli Hüsnü? O dışarıda bir gece bile geçiremez. Thank you.
Yeni sıkmışlar, barut kokuyor. Abdü, ne yapıyorsun? Sizin ne işiniz var burada? Siz mi sıktınız Erhan? Yok abi, biz daha yeni geldik. Abi çıkalım buradan. Dur bir dakika. Rahmetli Özal 1980'lerde Türkiye'yi dış dünyaya entegre etmek için uğraşıyordu. Türk parasının convertible olması, dövizin serbest bırakılması, ihracatın teşvik edilmesi bazı kesimleri rahatsız etti. Özal'ın bu projesi Türkiye'nin 90'larda özellikle Avrasya bazlı dışa açılma politikasının temeliydi. Özal'ın ölmesini kimler istiyordu? Büyük bir konsorsiyum. Ne yaptınız Memati? Çabuk çıkın oradan.